Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Bolay Saygılı. Moda Tasarımı öğretim üyesiyim. Moda Tasarımı alanında bugün başka bir üniversite bize birlikteyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Bölüm Başkanı Sevim Aydınç Bölat Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Başak Hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle bizler sizleri tanıyalım. Yani ben açıkçası tabii ki tanıyorum. Yıllar öncesinde yine Gazi'de birlikte çalışmıştık ve sonrasında siz bize ön ayak oldunuz, önderlik oldunuz diyelim ve sizin kopuşunuzla evet ya olabilir dediğim, benim de sizden ilham aldığım bir noktaydı orası. O yüzden bana da yol açtınız diyelim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ediyorum Başak Hocam. Öncelikle sizin bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. İnanın çok güzel bir işler yapıyorsunuz. Bizlere bu fırsatı tanıyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam peki sizleri tanımak istersek Sevim Aydınç Bolat kimdir? Tabii. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sevim Aydınç Bölat. Eğitimimden bahsedecek olursam 1997 yılında Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitim Bölümünde lisansımı tamamladım. Sonrasında yüksek lisans ve doktorumu da yine aynı üniversitede tamamladım. Akademik iş hayatımda ise mezun olduktan hemen sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2009 yılında doktora eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleştim ve 2010 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladım. Şimdi tabii bu ünvanlar değişti, doktor öğretim üyesi olarak. Ya, o süreçlerin hepsini bildiğim için böyle şüphelim diken diken oldu. Hani o süreçteki yaşanılan şeyleri, hem zorluklarınızı, işte çocuklarınızla yaşadığınız şeyleri, eşiniz buradaydı. Hani o süreçlerin hepsini bildiğim için böyle bir an o günler anında geldi. Sonra ben buraya geldiğimde yeni açılmıştı üniversitemiz. 2009 ve 2010 yılında kuruldu. Ben de 2010 yılında buraya başladım ve hemen bölüm başkanı olarak burada yer aldım ve kurucu öğretim üyelerinden birisiyim. Bizim geldiğimizde tabii daha atölyeler falan hiçbirisi kurulmamıştı. Bunların hepsini ben kurdum açıkçası. O anlamda da benim için çok değerli. Tabii yeni bir bölüm kurmak bizim için hani ilk olmasından dolayı çok önemli, zor ve önemliydi. Evet. O bana büyük deneyimler kattı açıkçası. Dolayısıyla buradaki tüm araç gereçlerin alınması, makineler, mankenler, o vitrin mankenlerin hepsinin tek tek seçilmesi büyük bir titizlik oldu. Sağ olsun üniversitemizde bu konuda hemen bize destek oldu ve tüm atölyelerimizi hızlı bir şekilde o donanımlarımızı sağladık. O anlamda da benim için çok değerlidir bölümümüz. Evet. Hocam aynen öyle. Yani ben de bir üniversitede bir bölüm kurdum ve bu sürecin hem ne kadar zor olduğunu ve hem de ne kadar kıymetli olduğunu, bölüm gerçekten sizin bir çocuğunuz gibi, sizin içinde görüyorum öyle olduğunu, ne kadar çocuğunuz gibi davrandığınızı, her şeyle uğraşıyorsunuz, her şeyle çaba sarf ediyorsunuz, gece gündüzünüzü ediyorsunuz. Bu gerçekten çok değerli. Yani masanın yüksekliğinden tutun da sandalyenin masaya göre nasıl yüksek olması gerektiğini bile düşünmeniz gerekebiliyor bölüm kurarken, bölüm kuruluşlarında. O yüzden çok büyük de beceri de kazandırmış oluyor bir taraftan. Bu anlamda çok da güzel. Evet, zor ama güzel bir süreç. Evet, doğru. Hocam peki üniversitemizden bahsedecek olursak İstanbul Aydın Üniversitesi nerede, yerleşkesi nerededir? Başladığı yıllarını anlattınız ama sonrasındaki süreç şu anda nerede yerleşiyor ve Güzel Sanatlar Fakültesi bunun hangi kısmında, bölümleri nelerdir? Yaklaşık olarak bahsedebilir miyiz? İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 yılında kurulmuştur. Biz burada Florya Kampüsü'ndeyiz. Halit Aydın yerleşkesinde bulunuyoruz. Biz de burada pek çok fakülteler ve yüksekokul programları da yer alıyor. Bizim bölümümüz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı altında yer almaktadır. Biraz önce de bahsettiğim gibi bölümümüz 2009 ve 2010 yıllarında ilk öğrencisini almıştır. Bugün ise baktığımızda 10. mezunlarımızı verdik. Bu sene biz 10. yıl mezunlarımızı verdik. Lokasyon olarak baktığımızda gerçekten üniversitemizin konumu çok iyi bir yerde. Metrobüse 10 dakika gibi yakın bir mesafede. Tam bir şehir üniversitesi de diyebiliriz üniversitemiz açısından baktığımızda. Ve burada pek çok işte öğrencilerimiz geldikleri zaman kafeler var, okulun içerisinde kırtasiyeler var, büfeler gibi ve aynı zamanda küçük bir işte alışveriş yapılacakları market dahi bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin dışarıya çıkma ihtiyacını duymuyoruz.
olmayacağı bir kampüs diyebiliriz. Çok güzel hocam. Yani tabii bu ihtiyaçların üniversitenin içerisinde karşılanıyor olması çok iyi. Öğrencilerin gelmesi bakımından, öğrencilerin geldikleri zaman sıkıntı yaşamaması bakımından gerçekten çok önemli. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçecek olursak, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tekstil ve moda tasarımı bölümümüzün ismi. Bölümünüz 2010 yılında kurulduğunu söylediniz. Peki eğitim dili ve bölümde kaç hoca bulunuyor? Derslerin içeriğinden de bahsedebilir miyiz? Evet, eğitim dilimiz bizim Türkçe. Son 2 yıldır da yabancı öğrencilerimiz de geliyorlar. Onlar da yine aramızda katılıyorlar. Ama onlar Tömer'den dil eğitimlerini aldıktan sonra katılıyorlar ve herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Hatta eğitimimize de çeşitlilik katılmış oluyor. O anlamda evet, da çok da olduğunu düşünüyorum. Ben de etkinliklerde hep sizin yanınızda görüyorum onları zaten. Gerçekten sizden hiç kopmuyorlar. Böyle çocuklarınız gibi hep yanınızdalar. Ne güzel. Evet, evet. Gerçekten öyle. Bizim şimdi bölümümüzde 2 tane profesör hocamız var. Bir doçent doktor hocamız, bir doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi. Toplamda 8 hocamız yer alıyor. Tabii bunun dışında da bazı derslerden yarı zamanlı olarak dışarıdan bize destek veren hocalarımız da oluyor. Ama biz bölümümüzün kurulduğundan beri bu yola çıktığımız arkadaşlarımızla da uzun yıllardır devam ediyoruz. O açıdan da bu tabii çok önemli. Yani. Hep aynı arkadaşlarla aynı o duyguları paylaşıyoruz. Bu da daha istikrarlı bir şekilde ilerlememizi sağladı açıkçası. Tabii hocam, hem üniversitenin sistemine alışık olmak hem de yani dışarıdan gelenler için de üniversitenin sistemine alışık olmak, öğrencileri tanıyor olmak, öğrencili portfolyosunu biliyor olmak çok çok önemli. Peki hocam, bölüm içeriğimize gelmeden öncesinde öğrencilerimizi nasıl alıyoruz? Yetenek sınavıyla mı yoksa direkt mi ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavla mı? Biz yine özel yetenek sınavıyla alıyoruz öğrencilerimizi. İşte yine öğrencilerimiz bir üniversite sınavına girmiş olmaları yeterli. Sonrasında bize başvuruda bulunuyorlar ve bir desen sınavı yapıyoruz öğrencilerimize. Ve bunun sonucunda da yapmış olduğumuz değerlendirmelerle de öğrencilerimize burslar vererek kayıt yapmalarını sağlıyoruz. %50 burslarımız var, %100 burslarımız var. O şekilde öğrencilerimize yani çoğunlukla da burs veriyoruz. Başarılı durumlarına. Şunu da sormak istiyorum. Yetenek sınavına girdikleri zaman gelen sorulardan ben de bunu biliyorum. Yetenek sınavlarına girdikten sonrasında sadece moda tasarımına özel mi giriyor yoksa diğer bölümler için de mi giriyor? Aslında biz tabii sınavlarımızı tek tip soruyla yapıyoruz. Dolayısıyla grafik tasarımına da girecek olan öğrenciye de aynı soruyu soruyoruz. Onlar girmeden önce kendileri hangi bölüm istediklerini belirtiyorlar. Yoksa sorularımız yine aynı. Ama girmeden öncesinde bölümü belirttikleri için siz onlara göre değerlendirme yapıyorsunuz. Evet, evet. Ama yine de bölümümüze özgü bir sınav yapmıyoruz. Genel olarak bir desen sınavı yapılıyor burada. Evet, tabii desen sınavı dediğimizde hocam biraz açalım mı? Çünkü desen dediğimiz zaman hiç bilmeyen öğrencilerimiz aslında onu sanki kumaş deseni gibi algılıyorlar ama öyle değil. Evet, evet, haklısınız. Şimdi burada tabii kara kalemle çalışacakları bir çalışma oluyor. Biz öğrencilerimiz geldikten sonra onlara gerekli olan kalemleri, silgiyi ve kağıtlarını da bizler veriyoruz. Ve sınıfa girdiklerinde bir tors koyuyoruz ve o torsa bakarak kendileri hangi açıdan görüyorlarsa o açıdan çizimlerini yapıyorlar. Bir de bunun dışında farklı bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bu kompozisyon zaman zaman değişiyor. Bir top olabilir, bir kutu olabilir. Bu şekilde kompozisyon oluşturarak onları bir çizim yapmalarını istiyoruz. Bu çizim doğrultusunda da değerlendiriyoruz. Belirli hesaplamalarımız var. O hesaplamalara göre de öğrencilerimize %50 ya da %100 burs veriyoruz. Evet. Tabii o şartlarda aslında yani siz şartları eşitlemek için malzemeleri onlara veriyorsunuz ki böylelikle öne geçen olmasın, şartlarda değil yaptıklarıyla değerlendirilsinler diye. Peki hocam, evet, bölümde öğrencimiz bölüme geldi. Geldiği zaman nasıl bir müfredatla karşılaşacak? Şimdi şöyle, birinci sınıfa geldiği zaman öğrencilerimiz öncelikle temel sanat eğitimiyle, desen dersiyle çalışmalara bizler başlıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz başka donanımlarda da gelmiş olabilirler ama biz buradan tekrar bir desen dersi vermek istiyoruz. Ya da öğrencilerimiz mesela yabancı uyruklu olan öğrencilerimiz YÖS sınavıyla geliyorlar. Altyapılarında çizim olmayabiliyor. Bu nedenden dolayı bizim yoğun bir temel sanat eğitimimiz var. Bizim birinci sınıfta 6 saatlik temel sanat eğitimi dersi alıyorlar. 3 saat desen dersi alıyorlar. Bu 3 saat almış oldukları desen dersini ressam hocalarımızdan alıyorlar.
Onun gibi derslerimiz var birinci sınıfta ve YÖK dersleriyle başlanılıyor. Onun dışında da bu tasarım derslerimizin teknolojik kısmını almaya başlıyorlar. İşte baskı teknolojisi, dokuma teknolojisi gibi dersler ağırlıkla birinci sınıfta yer alıyor. İkinci sınıfta ise baktığımızda yavaş yavaş artık tasarıma girmeye başlıyorlar. Ama tabii ki tekstilde tasarıma giriliyor. Çünkü giyim tasarımına başlamadan önce tekstili çok iyi bilmek, tanımak gerekiyor. Bu nedenden dolayı işte genel tekstil teknolojisi, iplik teknolojisi, tekstil kimyası ve terbiyesi derslerimiz burada ikinci sınıfta yer alıyor. Onun dışında baskı tasarımı dersi artık tasarıma giriyoruz. Dokuma tasarımı dersi ve en önemli yine derslerimizden birisi desen geliştirme dersi. Burada desen geliştirme dersi tüm tasarım derslerinin yine temelini oluşturuyor. Çünkü biz baskı tasarımı da yapsak, dokuma da yapsak, örme tasarımı da yapsak mutlaka bir fikirden yola çıkarak bir desen oluşturuyoruz. Burada çocuk eğer ki desen geliştirmeyi tamamıyla öğrenirse daha hazır bir şekilde tasarım derslerini alabiliyorlar. Bu nedenden dolayı da desen geliştirme dersimiz hem birinci dönem hem ikinci dönem devam etmekte. Üçüncü sınıfa geldiğimizde öğrencilerimiz daha çok bu sefer giyim tasarımı derslerini almaya başlıyorlar. Burada kalıp hazırlama teknikleri, bilgisayar destekli kalıp tasarımı, drapaj, dikiş teknikleri, giysi tasarımı, mini koleksiyon gibi derslerimizin birinci ve ikinci dönemde yayılmış bir şekilde biz bu derslerimizi veriyoruz. Daha çok burada hem de becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Çünkü sınıf biraz bizim burada yoğun geçiyor. Bu şekilde ilerlemiş oluyoruz. Dördüncü sınıfa geldiğimizde de tabii dördüncü sınıfta bütün öğrencilerin beklemiş olduğu bir ders var. O da bitirme projesi. Bitirme projesi 3 sene boyunca almış oldukları tüm dersleri harmanlamış oldukları bir ders oluyor. Ve burada da hep hayal ettikleri, işte yıl sonunda defilinin de gerçekleştirileceği bir dersimizdir bu. Tabii bu dersin de yanında yine aksesuar tasarımı gibi, sanatsal tekstiller gibi diğer derslerimiz ve çok önemli telif hakları hukuku gibi. Çünkü öğrencilerimiz artık tasarım yapacaklardır hayata atıldıklarında. Bu tasarımı, bu telifini nasıl alması gerektiklerini de bilmesi gerekiyor. Buna benzer de derslerimiz yer alıyor. Ve en sonunda da güzel bir defileyle de çalışmamızı biz taçlandırıyoruz. Evet, defileriniz gerçekten çok güzel oluyor ve en baştan beri defileleriniz var hocam. Yani öğrenci mezun etmeye başladığınızdan beri ben defilelerinizi görüyorum değil mi? Hiç eksik kaldığını görmedim. Yani bu pandemi zaten hepimiz için başkaydı da. Ama ondan öncesinde hep yaptınız ve şu anda da yapıyorsunuz zaten. Çok yakın zamanda vardı. Onları da yine görüntülerde paylaşır olacağız. Ve öğrenciler için tabii ki defileler çok ciddi anlamda bir motivasyon kaynağı. Dördüncü sınıflar mı sadece katılıyor yoksa diğer sınıflardan da katılmak isteyen katılabilir mi hocam? Sadece dördüncü sınıf öğrencilerimiz katılıyorlar. Şöyle ilk mezun vermiş olduğumuz öğrencilerimiz çok heveslilerdi. Onlar dördüncü sınıfı bekleyemediler. Ve biz ilk yapmış olduğumuz defile üçüncü sınıfta yaptık öğrencilerimizde. Ve gerçekten de fevkalade güzel bir defile gerçekleştirdik. Bir o öyle bir ayrıcalığımız oldu. Ama onun dışında her sene biz bir defile yapıyoruz. O dönemde fevkalade eğlenceli geçiyor. Şöyle ki biz tüm çalışmalarımızı kendimiz yapıyoruz. Oradaki mankenlerimizin hepsi bizim okulumuzun öğrencileri. Biz burada çok büyük bir öğrenci grubu var kampüsümüzde. Çok da güzel öğrencilerimiz var, böyle manken gibiler. Arkadaşlarımız gidiyorlar, kendileri konuşuyorlar. Onlar da o kadar mutlu oluyorlar ki bu durumdan çok sevinerek geliyorlar. Ve biz kısa bir süre atölyemizde onlara eğitim veriyoruz. O almış oldukları eğitimle beraber güzel performans sergiliyorlar. Bu tamamıyla böyle karşılıklı işbirliğiyle oluyor. Ve onun enerjisi çok büyük oluyor hocam. Evet. Öğrenciyle çalışmanın yani hem üniversitenin genelindeki öğrencilerle çalışmanın avantajı hem de diğer taraftan da öğrencilere bu defilerin vermiş olduğu motivasyon bambaşka. Kesinlikle bunu sağlamış olduğunuz için çok güzel hocam. Şimdi ben de bir anda böyle eski günlere gittim. Evet. Sizler ben öğrenciyken siz asistankenki dönemde sizler de bizi yine çalıştırmışsınız. Evet. Hocam peki bir de bölümümüzdeki atölyeler, imkanlar, atölye imkanları nedir? Dokuma da bayağı yoğunlukla yani tekstilde bayağı yoğun bir programınız var. Evet, bizim burada bir dokuma atölyemiz, bir baskı atölyemiz ve örme stüdyomuz yer alıyor. Biz bu stüdyolarımızı zaman zaman tabii yüksekokulu beraber dönüşüm olarak paylaşıyoruz. Ama bunların haricinde iki tane de moda stüdyomuz var. Bu moda stüdyolarımızda birisi biraz önce bahsettiğimiz gibi bitirme projesinin yer almış oldu.
olduğu bir atölye oluyor. Çünkü orada zamansız diyelim, öğrencilerimiz sürekli atölyeye gelip kullanıyorlar. Yani geç saatlere kadar da kullanıyorlar. Çünkü tasarım belirli bir saatin içerisinde sınırlandırılamıyor. Yani bazen öğrencimiz diyor ki tamam bugün benim modum yok, ben çalışamayacağım diyor. Ama o atölyemiz bizim her zaman açıktır. Hafta sonu dahi gelir öğrencilerimiz atölyelerimizde çalışırlar. Hocam çok önemli bir şey. Bunu her okul yapmıyor. Yani her okulun yapmasını temenni ederim tabii ki. Ama bunu yapıyor olmanız da sizin çok büyük bir ayrıcalığınız. Bunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Çünkü öğrenci her zaman çalışabileceğini bilmesi, özellikle final zamanları, vize zamanları gece, yani biz diğer üniversitelerde de, yani mimarlıkta ya da diğer bölümlerde de gece sabahlayan, işte koltuklarda yatan öğrenciler var. Neden? Çünkü işte sabaha kadar çalışmış, böyle bir saat biz okula geldiğimizde bakıyoruz ki çocuk bir saattir. Hocam çok yorgunum, çok affedersiniz, burada oturuyorum, yatıyorum ama falan diye. Yani onların hiçbirisi önemli değil. Yeter ki öğrencilerimizin uygun şekilde tasarımlarını kendi istedikleri gibi ortaya çıkartabilmesi. Bu da çok önemli bir destek aslında. Çok teşekkür ederim öğrencilerimiz adına. Rica ederiz. Gerçekten dediğimiz gibi hani atölyeleri bizler kurduk. Buradaki işte dikiş makineleri alınırken biz o kadar ince düşündük ki hangi makineyi alalım, hangi markada alalım, nasıl alalım, ütüler alınırken. Yani hepsi de emin olun ki çok böyle dikkatli bir şekilde de onlara sahip çıkıyoruz ve kuruyoruz. Ama istediğimiz şey bunların yoğun bir şekilde kullanılması. Hani kullanıldığı zaman bunlar değer kazanıyor. Atölyelerimiz o zaman daha anlamlı oluyor. O yüzden biz öğrencilerimize bizim bilgimiz dahil olduğunda gece geç saatlere kadar, saat yeri geliyor 10'a kadar 11'e kadar da kalıp çalışabiliyorlar. O rahatlığı bildikleri için de hani çok kısıtlamıyorlar kendilerini. Bir diğer atölyemiz yine drapaj atölyemiz var. Şu anda ben oradayım. Bazı drapaj modellerimizi de görüyorsunuz. Burada da dikiş makinelerimiz, ütülerimiz, pro mankenlerimiz, vitrin mankenlerimiz yer alıyor. Bu şekilde tam donanımlı bir bölümümüz var. Evet, çok güzel hocam. Peki hocam, öğrencilerimiz dersleri de 1, 2, 3 ve 4. sınıfta da artık koleksiyon hazırlıyor, bitirme projesi hazırlıyor. Bu süreç içerisinde stajda yapıyordur eminim. Stajları ne zaman ve nasıl yapıyorlar? Stajlar bizim 3. sınıfta karşılarına geliyor öğrencilerimizin. 3. sınıfın 1. dönem, 2. dönem ve 4. sınıfın 1. döneminde yer alıyor. Yerinde uygulama şeklinde biz öğrencilerimize veriyoruz. Yani eğitim, öğretim devam ederken öğrencilerimiz işletmeye gidiyorlar ve orada haftanın bir günü işletmede eğitim görüyorlar. Yani bu da sektöre yavaş yavaş girmeye başlamış oluyorlar ve tanımış oluyorlar. Biz aynı zamanda bu yerinde uygulamayı AKTS, 4 AKTS ile de bir puanlandırmış oluyoruz. O zaman daha da anlamlı oluyor. Öğrencilerimiz de gitme durumunda oluyorlar ama zaten hepsi o kadar keyifle gidiyorlar ki burada öğrenmiş oldukları teorik bilgileri gerçek ortamda görmüş olmaları onlar için çok daha anlamlı oluyor. Bizim de bu arada paydaşlarımız var. İşbirliği yapmış olduğumuz ortaklarımız var. Eğer ki öğrencilerimiz herhangi bir şekilde işletmede yer bulamadıkları zaman biz o öğrencilerimizi yönlendiriyoruz, yer buluyoruz. Ve bunun dışında da bir merkezimiz var. Yerinde uygulama merkezi var. Bu merkezimizde kariyer planlaması da aynı şekilde işletmede yer bulamazsa öğrencilerimiz oraya başvurarak da okulun da üniversitemizine yine başvurmasını sağlıyorlar. Biz buradaki yapılan 3 stajın da ben özellikle öğrencilerime söylüyorum. Hepsinde farklı alanlarda yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Yani bir moda evinde olabilir. Bir diğeri eğer ki tekstile yönelik ilgisi varsa öğrencimizin bir dokuma işletmesinde yapılabilir. Bir baskıyı yapılan bir desenle ilgili onu kapsayan bir firmada yapabilir diye biz o şekilde yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Dönem içerisinde olması çok daha etkili oluyor. Tabii uzun süreli olmuş oluyor böylelikle. Yani hem dönemin içerisinde uzun süreli bir şekilde öğrencimiz gitmiş oluyor. Peki hocam, mezuniyet sonrası öğrencilerimize destek oluyor musunuz? Ya da hemen iş bulma durumları nasıl oluşuyor? Pek çok öğrencilerimiz rahatlıkla iş buluyorlar. Kendi markalarıyla da işlerini açan öğrencilerimiz var. Kendi isimleriyle açan öğrencilerimiz var. Bir öğrencimiz İstanbul Fatih ilçesinde kendi ismiyle çok güzel bir abiye gelinlik üzerine bir markasını açtı. Bunun gibi pek çok öğrencilerimiz var. Bunlar da tabii çok büyük mutluluk duyuyoruz bu öğrencilerimizle de. Yani şeyle ilgili hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. %85 oranında öğrencilerimizi işe yerleştiriyoruz. Henüz yeni bitirdik mezuniyet törenimizi ve işletmelerden telefonlar gelmeye başladı açıkçası. Çok güzel. Bu gerçekten çok gurur verici bir durum oluşuyor. Yani öğrenciniz var mıdır diye
Biz öğretim üyelerine gelen her bir soru, ya evet öğrencilerimizi yerleştirmek için bize işte bir fırsat doğdu. Tabii ki bizde de şöyle bir avantaj oluyor aslında. Yani firmaları tanıyoruz, firmaların içeriklerini biliyoruz. O içerikleri bir de öğrencileri de tanıdığımız için hangi öğrenci, hangi işletmeye daha uygun onu da görmüş oluyoruz aslında. Biz öğretim üyelerinde bizi öğretim üyelerine ulaşıp bizden istiyor olmalarının da aslında öyle bir avantajı var. Çünkü herkes her yere uygun da değil. Tekstil ve moda tasarım bölümünden mezun olabilir. Ama öğrencinin içeriğiyle, kendi yapabildikleriyle, yapabilirliğiyle ya da kişiliğiyle firmanın çalışma şekli, firmanın içeriği aynı olmayabiliyor. O bakımdan her iki tarafı da tanıdığımız zaman çok daha güzel bir birliktelik oluşabiliyor ve yıllarca uzun süreler süren birlikteliklere ön ayak olmuş oluyoruz biz de böylelikle. Doğru, evet hocam. Bu arada şunu da söylemek isterim hocam. Yani bizim burada yurt dışıyla işbirliklerimiz var. Erasmus'la öğrencilerimiz yurt dışına gidip eğitim alabiliyorlar. Bir ya da iki dönem eğitim alan öğrencilerimiz var. Onun dışında stajlarını Erasmus'la yapabilirler öğrencilerimiz. Orada yine anlaşmış olduğumuz işletmeler var. Yurt dışında Erasmus kapsamında stajlarını da yapabiliyorlar. Bunun dışında TÜBİTAK projelerinde öğrencilerimiz mutlaka yönlendiriyoruz. İşte 2209A, 2209 B projeleri, öğrenci projelerimiz var. Şu anda bölümümüzde 4 öğrencimizin kabul oldu ve bu şekilde çalışmaya başladılar. Bugün yine bir öğrencimiz bölümde başvuruda bulunacak. Tabii bir danışman eşliğinde başvuruda bulunuyor. Tabii bu da akademik hayata girmeler açısından önemli bir olay diye evet, düşünüyorum. Tebrik her öğrencimizi de yönlendiriyoruz. Tebrik ediyorum öğrencileriniz kesinlikle. Hocam bir de tabii ki yüksek lisans ve doktora durumu var mıdır? Yüksek lisans yapabilir mi öğrenciler? Sizden mezun olan tabii ki yapabilir. Üniversitenizde, bölümünüzde yapabilir mi? Şimdi şöyle hocam, biz yüksek lisans ve sanatta yeterlilik açmayı düşünüyoruz. Şöyle, öğrencilerimiz çok istiyorlar. Hani 4 yıllık buradaki almış oldukları eğitimin dışında tekrar üzerine dikey bir eğitim almak istediklerini belirttiler. Biz de bir başvuruda bulunacağız. Bunun dışında Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarımda ve görsel sanatlar alanında da yüksek lisansımız yer alıyor. Güzel Sanatlar adı altında. Şu anda öğrencilerimizin bazıları da o tarafa geçiş yapılır ama en kısa zamanda sanatta yeterlilik ve yüksek lisans programlarımızı açacağız hocam. Evet, çok güzel. Hocam tabii ki Instagram sayfanızı da ben yakından takip ediyorum. Gerçekten çok aktif bir bölümsünüz. Çok hızlı bir şekilde çalışmalar yapıyorsunuz. Farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Öğrencilerimize farklı şekillerde destek oluyorsunuz. O yüzden ben de öğrencilerimiz adına bütün moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Sizin Instagram sayfanızı takip edebilirler. Üniversite bölümünüzün Instagram sayfasını takip edebilirler. Ve bunun dışında siz de yine pek çok paylaşım yapıyorsunuz aslında. Oradan da paylaşabilirler. Tabii ki bölümleri daha ayrıntılı izlemek isterlerse diğer kanallardan da izleyebilirler. Pek çok farklı alanda da üniversitenin kendi web sayfasında da var. Bugün sizinle çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Böyle bir imkan sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıyetten biz buradayız. Soru sormak isteyen, buraları gezmek isteyen herkese de kapımız açıktır. Bölümlerimizi gezdirebiliriz, mekanlarımızı hep beraber burada arkadaşlarımıza eşlik edebiliriz. Çok güzel. Diğer bölümlerde de diğer bölümün içerisinde de mutlaka sizlere ulaşırlar öğrencilerimiz. Fiziki alanlarda da gezmelerini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocam tabii ki videonun fayda sağlaması için, başkalarına da ulaşması için beğenirseniz ve paylaşırsanız bütün izleyenler için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşürüz hocam. Herkese görüşmek üzere.